YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bedava deniz olan Göksu Irmağı'ndayım. Doğu Akdeniz'deyiz. İşte kilometrelerce uzanan Konya, Hadim, Bozkır, Seydişehir dağlarından çıkan bir Göksu Irmağı. Silifke'de Silifke'nin çıkışında Erdemli Silifke sınırında Büyük Akdeniz'e dökülmektedir. İşte bir akşamüstü Doğu Akdeniz'de Eylül ayında Göksu Irmağı'nı çekiyoruz, su sesleri. Biz tamamen suyun içindeyiz şu an. İşte tertemiz, yıllarca denize girebilinen deniz suyuna alternatif olarak milyonlarca kefal balığı, kazan balığı, yılan balığının yaşadığı Göksu Irmağı'ndayız. Aslında bu ırmak eskiden daha çoktu. Yalnız buralarda bulunan Doğu Akdeniz'deki bulunan tarım arazilerinin sulanması için devletin yaptığı kanallar, sulama kanalları projesi ve kurulan hidroelektrik santralleri neticesinde Göksu Irmağı azalmıştır ve yağışların da mevsimsel olarak azaldığından ve iklim değişikliğinden dolayı Göksu Irmağı'nın su haznesi azalmıştır. İşte Göksu Irmağı. Bu kayaları kış aylarında Toros'ta yağan karlar erimesiyle, Nisan aylarında karların erimesiyle çoğalan su devrisinde bu hazine arazilerinin yıkılmaması için, suyun istila etmemesi için BC tarafından dökülmüştür. İşte o berrak, tertemiz Göksu Irmağı'nın suyu. Nasıl da şarıl şarıl atıyoruz. Bilir misiniz, bir yaz boyu Ergene'de boyunda şifalı bitkileri çektik. İşte onlar neydi? Tatlı otu, köven otu, kulavrak otu gibi, gelincik otu gibi birçok videolar çektik. Ancak o Ergene deresinin halini görünce içimiz sızladı. Tıpkı siyah kola gibiydi. İşte tertemiz akan Göksu Irmağı. Bunun içine hiçbir şekilde fabrika atığı vesaire bir şey girmemektedir. Tertemiz, yıllarca içilebilen, yüzülebilen, milyonlarca balığı barındırabilen hidroelektrik santrallerinde ülke ekonomisine katkıda bulunan tarım arazilerini sulayan Göksu Irmağı'mızdır. Ve o güzel şarıl şarıl akan Göksu Irmağı'mız. Ne kadar da tertemiz. O Ergene Deresi'ni gördük. Çorlu'da, Lebrigaz'da, Ergene Deresi'ni Trakya'da gördük. Simsiyahtı. Simsiyah o siyah kola gibiydi. Hem de pis kokuyordu. Ancak bu Göksu Irmağı'nın suyunu Doğu Akdeniz'de hem içebiliyoruz, hem yüzebiliyoruz, hem tarım arazilerimizi sulayıyoruz. Çok fazla sayıda faydaları var. İşte Doğu Akdeniz'de bir akşamüstü Göksu Irmağı.